Tekrar merhabalar. Bu videoda TET'de çıkabilecek mantık soru tiplerinden üçünü göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki mantık konusu daha önceden 11. sınıftaydı ama artık 9. sınıf müfredatına alındığı için mantık konusu artık TET'de beklenen bir konu olmak zorunda arkadaşlar. AYT'de geleceğini düşünmüyorum. Bu yüzden TET'de bekliyoruz ve soru tiplerinden 3 tanesini göstermek istiyorum. İlk soru A, B ve C tam sayılar olmak üzere P'nin önermesi A kare çarpı B negatif. Q önermesi C küp eksi B küp sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. R önermesi de A artı C'nin toplamı sıfırdan küçük veya sıfıra eşit. Bu önermeler veriliyor. P ise Q veya R önermesi yanlış olduğuna göre A ve C'nin işaretlerini sırasıyla bulacağız. Peki. Şimdi öncelikle bu bileşik önermeyi bir alalım. Şu kalemimizin rengini seçelim. Bileşik önermemiz P ise Q veya R. Bunun doğruluk değeri sıfır. Yani yanlış bir önerme. İse bağlacında arkadaşlar birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlışsa bu bileşik önermemiz yani koşullu önermemiz ne oluyor bizim için sıfır oluyor. Demek ki burada p'nin sıfır olması lazım. Burası sıfır ve buranın da pardon p'nin bir olması lazım. İkinci ifadenin sıfır olması lazım. Şimdi p'nin doğruluk değerini bir olarak bulduk. Şimdi veya bağlacına geldik. Q veya R'nin de sıfır olması gerekiyorsa her iki önermenin de sıfır olması gerekli. Yani Q önermesi yanlış, R önermesi de yanlış olmak zorunda. Bu durumda P doğru olduğuna göre demek ki A kare çarpı B sıfırdan küçüktür. Bu birincisi. İkincisi Q yanlış olduğuna göre C küp eksi B küp ne diyordu? Q önermesi sıfırdan büyük veya sıfıra eşit diyordu. Bu önerme yanlış olduğuna göre bu da sıfırdan küçük olmalı. Ve R önermesi de A artı C ne diyordu? sıfırdan küçük veya sıfıra eşit. Demek ki bu önermede yanlış olduğuna göre bu ifadenin toplamı sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi bunlara bakarak artık işaretleri belirlememiz gerekiyor. Bir kere bunlar pozitif pardon bunlar tam sayılar. Buranın negatif olması gerekiyorsa şu a'yı bilmiyorum ama karesi pozitif olmalı. B negatif. B'nin işaretini eksi olarak bulduk. Pekala. Şimdi geldik diğer kısma. Ee, diğer kısımda da C'nin küpü küçük B'nin küpüdür. E, B negatif olduğuna göre C'nin küpü de negatif. O zaman C de buradan negatif olmalı. Bunu da bulduk. B'yi de bulmuştum. Sıra geldi A'ya. Peki C negatifse A ile C'nin toplamı pozitif olacağına göre A da pozitif olmalı. Demek ki A'nın işareti de art olmalı. Demek ki sırasıyla A, B, C sıralı üçlüsü işaret olarak artı, eksi ve eksi olmak zorunda. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir deriz. İlk sorumuz bitti. İkinci sorumuz P Kanguru Lisesi'nde okuyan Ahmet, Efehan ve Selçuk matematik sınavından 80, 90 ve 100 puan e, puanlarından birini almışlardır. Bu öğrencilerin matematik sınavından aldıkları puanlarla ilgili P önermesi Ahmet 80 puan almıştır, Q önermesi Efehan 90 puan almıştır, R önermesi ise Selçuk 100 puan almıştır. Bu önermeler veriliyor. P'nin değili ise R veya Q'nun değili. Önermesi yanlış olduğuna göre bu öğrencilerin aldıkları puanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi verdiği bileşik önerme koşullu önerme arkadaşlar. Koşullu önermenin yani ise ile bağlanmış koşullu önermenin yanlış olduğu söyleniyor. Pekala. Buranın yanlış olması için bir kere ise bağlacında şunu bileceğiz. Birinci önerme doğru olacak. ikinci önerme yanlış olacak. Bu durumda ise bağlacında buranın yanlış çıkması gerekiyor. Şimdi P'nin değerinin kesinlikle bir olduğunu o zaman P ifadesinin yani birinci önermenin yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani Ahmet 80 puan almıştır demek ki yanlış. Ahmet 80 almamış ya 90 almıştır ya da 100 almıştır. Peki devam edelim. R veya Q değil bu ifadenin de yanlış olduğunu biliyorsun. Peki V ile bağlanmış bir ifadenin yanlış olması için her iki ifadenin de daha doğrusu önermenin de yanlış olması lazım. Yani R yanlış 0 Q'nun değili de yanlış o da 0. Q'nun değili 0 ise arkadaşlar demek ki Q'nun kendisi doğru bir önerme 1 olmalı. Demek ki ikinci önermemiz doğru. Yani Efah 90 puan almıştır. Bu durumda B seçeneği elendi, D elendi, E seçeneği elendi. Geriye A ve C kaldı. Şimdi birinci önermemiz Ahmet 80 puan almıştır. Bu yanlış demiştik. Efah 90 puan aldığına göre Ahmet de 80 alamayacağına göre demek ki Ahmet'in alacağı puan 100 olmalı. Efah 90 puan almıştı. İkinci önermemiz doğru. Demek ki Selçuk'un aldığı puan da mecburen 80 olacak. Yani 190 80 doğru cevabımız olacaktır. Yani A seçeneği doğrudur arkadaşlar. Bu da üçüncü ve son sorumuz. X kare artı X çarpı Y eşittir. 3X artı 3'e yukarıda verilen denklemle ilgili P önermesi X kare artı X Y eksi 3X eksi 3'e eşittir 0. Q önermesi X artı Y eşittir 0. R önermesi X eşittir 3 önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere verilen denklemden öncelikle ne buluyoruz? Ona bakalım. 3x artı 3y. Peki yazdık. P önermesi kesinlikle doğrudur. Neden? Çünkü her iki taraftan 3x ve 3y çıkarırsak x kare artı xy eksi 3x eksi 3y eşittir 0. Bu durumda P önermesinin kesinlikle doğru olduğunu söyleriz. Devam edersek bu denklemde ilk iki terimin x parantezinde alındığımız zaman x artı y. Diğer iki terimi de x 3 parantezinde x artı y eşittir 0. x artı y eşittir sıfır. Pardon x artı y parantezinde x artı y çarpı x eksi 3 eşittir 0 gelecek. Bu durumda iki ihtimal vardır. x artı y 0'dır veya dikkat edin bakın veya x eksi 3 eşittir 0 yani x 3'tür. Yani x artı y sıfır veya x 3'tür. Şimdi Q önermesi diyor ki x artı y sıfırdır. Bu doğru değil arkadaşlar. Kesin bir hüküm vermiş. Böyle bir hüküm vermez. O yüzden Q önermesi doğru değil. R önermesi x 3'tür. Bu da doğru değil arkadaşlar. Yani kesinlikle x eşittir 3 demek doğru bir doğru bir önerme olmuyor. R kesinlikle sıfır. Şimdi demek ki önermelerin doğruluk değerlerini bulduğuma göre kesinlikle doğru cevabı arıyoruz. Pekala bakalım. D seçeneğine bakın arkadaşlar. Şuraya D yazıyorum. Q veya R ise P demiş. Bir kere burasının kesinlikle sıfır olduğunu, R'nin de sıfır olduğunu biliyorum. Ve burası da 1. Şimdi sıfır veya sıfır 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 ise 1 doğruluk değeri 1 olacaktır. Yani D seçeneği kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Ama diğerleri doğru diyemiyoruz arkadaşlar. Mesela birincisi 1 ise 0. Ne oluyor? 0 oluyor. Yani A seçeneği 0 çıkıyor. Burası 1. Bir de 0 ve 0 0'dan yine burası 0 çıkıyor. Benzer şekilde burası da 0 ve 0 0. 0 değil 1. 1 ise P'nin değili. Yani o da 0. O da kesinlikle 0 çıkıyor ve E seçeneği de 1 ise 0 o da 0 çıkıyor. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.